Şeref Naci Hocam adına teşekkür ediyorum efendim. Kıymetli alkışlarınız için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız hocam? Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizinle birlikteyim çünkü. Sağ olun. Sizi gördüğüm için ben de mutlu oldum. Aslına bakarsanız hanımefendilerin başarısı kelime oyununda çok nettir. Evet. Siz işte araya sığındınız. Hafta finalindeki tek erkek yarışmacımızsınız. Efendim bu hakikaten bilimsel olarak da yani yapılan incelemeyi de ortaya konmuş. Hı hı. Kadınlar dilde daha iyiler. Çok da detaylandırmayalım da azar işitmeyelim sonrasında. İşte evet komplike düşünce filan ben de okumuştum o tezi. Evet. Hakikaten öyle birkaç şeyi aynı anda düşünebildikleri için bu tip kelime oyunlarında da kadınların daha başarılı olduğu evet ispatlanmış neredeyse. Ama sizin çalışmalarınız, bilgi birikiminiz de maşallah denecek ölçüde. Evet, hocamla evet hocamla daha öncesinde de konuşmuştuk. Hocam halihazırdaki içtimai mevkinin yanı sıra türlü uğraşlar içerisinde, dille ilgili uğraşlar içerisinde bahsetmişti bir sözlüğün oluşumunda yer aldığından. Elektronik versiyonun oluşumunda yer aldığından. O zaman çok detayına girmemişiz, üzüldük. Çünkü bizim de kaynak olarak çokça kullandığımız bir sözlüktür, kubbe altı sözlüğü. Buna... Ama lügatimmiş onun aslı. Kısalttık o domaini daha kısa bir isimle almaya çalışıyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Biz herkesin kolaylıkla yararlanabileceği hale getirdiğiniz için. Yani takip ettiğim birçok bilim insanı vardır. Dalları doğrultusunda kaynak vermeye istediklerinde, lazım olduğunda, gerektiğinde zaten bahsediyorlar hali hazırda. Biz de işimizi yaparken çokça faydalanıyoruz. Teşekkür ederiz size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Andığınız için de çok teşekkür ederim. Yararlandığınız için de ayrıca memnun olduğumu ifade etmek isterim. Yani buradaki esen o rüzgar da boşa esmiyormuş. Onu da net bir şekilde görmüş olduk. Böylece. Vardır üzerimde esintisi muhakkak. Biraz da siz bahsedin kendinizden. İsmim Şeref Naci Engin. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği öğretim üyesiyim. Evet, işte projeler, tabii ki dersler. Daha bu sabah ben 2,5 saat sürekli o cam ekrana konuştum. 3 saatlik bir ders araları çıkınca 2,5 net saat konuştuğumu söyleyebilirim. Projeler var. Bir Ar-Ge şirketiyle işte uğraşıyoruz, ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra da böyle dille, geziyle, kültürle de uğraşmaya çalışıyoruz efendim. Efendim biz kenarında oynuyoruz o uğraşların. Bizimkisi eğlenceli kısmı. Hani sen git kumda oyna derler ya. Estağfurullah. Estağfurullah çok, değil vallahi. Çok büyük bir görev ifade ediyorsunuz burada. Teşekkür ederim. Yani hani bir değer yani varsa sizin gözünüzden. Dil bilinci veriyorsunuz. Ama işte bu oyunda bazen insan bildiğini de unutabiliyor. Şans çok önemli bir faktör. Evet, evet. Ümit kesinlikle. Ediyorum ki yanınızdadır. Hak ettiğiniz puanı kazanırsınız yine. Bakalım. Hadi bakalım. İnşallah. Geçen sefer 9400 müydü hocam? 300'dü sanki. 9300'dü. Evet. 9200 müydü? 300'dü. 9300'dü. Şimdi 9600 yapacağız. 9600 yapacağız. 3 tane daha az alacağız. Buyurun gelsin ilk sorumuz. Geride kalmış olan zaman ve yaşanmışlıklar. Arapça kökenli bir kelime. Mazi. Mazi tertemiz. 400 puanlar. Buyurun aynı hızı gösterebileceğiniz bir soru daha var elimde. Gelsin. Hafif ama derinden hissedilen acı. Sızı. Sızı. Çok güzel. 800 yaptı kasayı. Şimdi Suet az daha yakıyordu Ezgi Hanım'ı. Evet. O sırada bir kelime söyledi. Duydunuz mu acaba bilmiyorum. Neredeyse bu sorunun cevabıydı. Neredeyse değil, düpedüz cevabıydı. Ayakkabı çanta Nubuk. Yapımında kullanılan parlak deri. Rugan. Rugan! Okumadan da. Aman aman. Aman aman. Buyurun efendim. 5 harfler. Bitiyor onlar. 4. sorumuz. Piyale de derler bu zarif bardağa. Kade. Bana sormayın hocam. Patlatın gitsin. 1800 kasa. Elde kaldı 6 harfler. Daha doğrusu sırada onlar var. Buyurun. Geliyor. Bir sanat veya spor dalının emektarları için düzenlenir ve bir nevi mesleki veda jübile törenidir. Gayet güzel. Jübile ile birlikte 2400 oldu kasa. Zannediyorum son 6 harfli cevap yuvarlayacak onu, bize 3000 yapacak. Buyurun, buyurun. Eski kelimeler de var işin içerisinde. Yöresel ağızda burma da derlermiş, filke de derlermiş. Çeşme düzeneği nedir ki efendim? Çeşmenin düzeneği. Tesisat değil. Çeşme. Çeşmenin düzeneği. Hocam basit düşünün ne olur. Şimdi bu kurna, burmalar... Kurna değil. Burmalar, filkeler kafanızı karıştırdı. Musluk. Musluk işte o kadar.
İşte o kadar. Zaten için içerisinde bir terslik varsa ben başlamadan yolunu yapıyorum. Aman dikkat, aman dikkat diye. Buyurun. Bu da basit. Ve benzeri anlamındadır. Laf kalabalığını ortadan kaldıran joker bir sözcüktür. Ve benzeri. Aynı şekilde başlar. Vesaire. Vesaire. 2 dakika 52 saniye. 3700 oldu kasa. Ezgi Hanım'ın performansına çok benzer bir performansla başladınız. Maşallah çok hızlısınız. Neredeyse 3 dakika gibi bir süreniz var. Yarısı bitti soruların. Arada takılmıştı Ezgi Hanım, süresini harcamıştı. Siz öyle yapmayınız. Ha gayret. Aynen bu şekilde devam edelim. Özel bir makineden sıkılıp ince, uzun, oluklu bir biçim verilen hamur tatlısı. Tulumba. Tulumba tatlısı. 700. Şu 14 günün içerisinde korktuğum bir soru var. 8 harfli o. Fakat bu değil. Bu iki kelimeden oluşur efendim. Metaforik bir tabirdir. Düpedüz karşılığı sorunun içerisindedir. Mecazi anlamda emek. Emek harcadım. Çaba sarf etmek ama iki harf. Iki, metaforik. Evet, iki kelime metaforik tabir. Mecaz var içerisinde. Mesela göz nuru gibi bir şey düşünelim efendim. Öyle bir şey düşünelim. Emek. El ürünü. Harcanan emek. Harcanan emek. Emeğimle kazandım. Nokta noktamla çalışıyorum. Alın teri. Alın terimle çalışıyorum. Sağ olun. Yerleşti yerine. 2 dakika 12 saniye var halen. Azıcık süre harcadık. Başka hiçbir şey yapmadık. Burada harf alır mıyız acaba? Göreceğiz. Eski püskü, yırtık. Ama daha çok dağınık ve perişan anlamlarında kullanılır bu Farsça kökenli sözcük. Pejmürde. Pejmürde mi? Şeref Naci Hocam. Sağ olun. Hem de hiç harf almadan. Tamam, bundan sonrası çok daha kolay olacak. Buyurunuz 9 harfli cevaplara. Destek ve beğeni gösterisi. Arapça kökenli bir kelime. Tezahürat. Tezahürat. Oldu mu? 9 harfli oldu. Bu soru biraz daha uzundur, haberiniz olsun. 2 kelimeden oluşmaktadır efendim cevabı. Ve 9 harfli cevapları bitirecek olan sorudur. Görelim. Belli bir mevsimde sürdürülen bir işin, etkinliğin veya hareketliliğin durgunlaşıp biteceği dönemler. İki kelime. Bir iş, ölü bir sezon gibi. Durgun. Bravo, bravo. Birini buldunuz. Birini buldunuz. Ama ölü sezon malumunuz 8 harfli bir kelime. Evet. Bu 9 harfli. Sezon dursun. Ağır sezon. Sezon sonu. Sezon sonu mu? Oldu mu bu iş? Oldu galiba. Bence de oldu. 7800 yaptığımız kasayı efendim. 1 dakika 20 saniye var elimizde halen. Yani harf almak yerine süreyi kullanırsanız daha iyi olur. Derdi çekecekse Deniz Hanım çeksin. Buyurun efendim. Olumsuz sonuçlara sebep olacağına inanılan soyut ve şom güç. Basit düşünelim ne olur. Tek kelime. Harfleri sığdırdık mı cevabı rahatça verirsiniz. Olumsuz sonuçlara sebep olacağına inanılan soyut ve şom güç. Eski bir kelime midir? Efendim, yaygın kullanılır. Mesela öyle şom mi? Kadar eski değildir. Şomla neredeyse ekleri saymazsak kök itibariyle eş anlamlıdır. Kem gibi. Kem, şom, bunlar eski kelimeler. Bu daha bilinir. Ama tek kelime. Tek kelime. Tek ekleriyle kelime. Birlikte 10 harfli. Köküne bakacak olursak kökü 4 harfli. Kötü... Alalım mı hocam bir harf? Bir harf alalım. Çünkü 30 saniyeden evet, daha azı kaldı alalım. Ve lazım olan geldi. Sesli harfle başlıyor. Yumuşak G var. İkinci sırada ekleri bolca. Şom. Ne şom ağızlı adamsın. Ne? Hocam eğer ki ikinci harfi alacaksak almayalım artık. 13 saniyeden tamam. Daha azı tamam. Kaldı. Bence durduralım hatta. Tamam. Durduralım. Yani büyük kelime bir kelime. Tek kelime. Bu yaşadığımız çok büyük bir, hep de şunun yüzünden, bu şomun yüzünden. Uğursuzluk. Bakmıştım. Şimdi durum şu. 10 saniye kaldı elimizde efendim. Artık harf alamazsınız. Çünkü 13 saniye arttırmıştı Tülay Hanım 9600 puanın üzerine. İlla ki o 9700'e ulaşmak durumundayız.
Son soru galiba. Son soru, son cevap. Tek kelimeden oluşuyor. Mastarla bitiyor, mekmak diye bitiyor. Harf almadan 10 saniye içerisinde cevaplamanızı bekliyor. Buyurun. 17 yüz kasıyla yapılan yüze sevecen ifade verme eylemi. Mekmak diye bitsin. Gülümsemek. Gülümsemek 1000 puan değerinde bir cevaptır. Kasayı 9700 yapar. Üzerine de 1 saniye arttırır. Şeref Naci Hocam, tebrik ederim. Bir de kocaman alkış isterim.